Hayırlı akşamlar. Yine güzel bir parçamız var. Onu ayarlıyorum. İnceden ince. Anlamı da çok güzel. Sevmek seveni, kalbe gireni. Merhaba, merhaba canım. Hayırlı akşamlar. İnceden ince. Sessiz gizlice. Hepsi bilmece. Bir de düşünce. Teşekkür ederim Mehtap. Hepsi bilmece. Bir de düşünce. Sevmek seveni, kalbe gireni. Sevgi vereni. Halli halince. Sevmek seveni, kalbe gireni, sevgi vereni, halli halince. Teşekkür ederim, iyiyim, eyvallah. Sübhanallah. Bundan daha büyük ibadet var mı? Sübhanallah. Hayretimi arttır ya Rabbi. Eyvallah Asucan. Hayırlı sohbetler Nana. Sağ ol canım. Gündüz gecesi, ömrün çilesi, sırrın hilesi, mutlu derince, gündüz gecesi, ömrün çilesi. Sırrın hilesi, mutlu denince, derince, sevmek seveni, kalbe gireni, sevgi vereni, inceden ince Betül. YouTube'da var, Çiğdem okumuşlar. Halli halince. Kalbe gireni, sevgi vereni, halli halince. Eyvallah. Bunu da Naz diye bir arkadaşımız okuyordu. Sağ olsun. Bir dakika, reklamlara mı girdi? Pardon, özür dilerim. Evet. Teşekkür ederim. Mutlu Baba'yı da dinleyeceğiz. CD'miz çıktı bu arada. Hayırlı olsun. 11 parçamız var. Parçalar çok, evvel Allah'ın izniyle çok güzel. CD'miz bu arkadaşlar. Bunca yıllar aradım. Eyvallah. Şimdi birinci parça
Bunca yıllar aradım Aslı Akoba. Benzeyemez deniz candan uzun. Hüzünlü deniz Melisa Çallıoğlu. Ten libasında Aslı Akoba. Kimdir Mercan Selçuk? Bir yar sevdim deniz candan uzun. Dilimde daim Allah Nilgün Katırcı. Gel Mercan Selçuk. Her zerrede sen varsın Melisa Çallıoğlu. Ölmeden önce ölen de Nilgün Katırcı. Şahane Nilgün Katırcı. Burada 12, 11 beste güfte. Hepsi çok özel. Allah'ın izniyle çalarız biraz sonra. Evet arkadaşlar. Niyet iyi, akıbet iyi. Hep niyetin iyi olsun. Bakışın güzel olsun. Her şey sende bitiyor. Cennet içimizdeki sevgidir. Sizler de hoş geldiniz Denizciğim. Bakın diyor ki, inceden ince, sessiz gizlice, hepsi bilmece, bir de düşünce. Çok güzel Aslı, çok güzel. Bakın Aslı diyor ki artık şöyle dua ediyorum diye. Allah'ım içimdeki potansiyeli ortaya çıkartmama yardım et. Mahcup gelmek istemiyorum. İşte bu. İnsana yakışan idrak boyutu bu. İnsan bir arkadaşına bile mahcup olduğu zaman yüzü kızarıyor. İşte sokağı değiştiriyor filan. Bir de sokağı değiştirdiği halde karşılaştığı zaman yani sözünde duramamışsa utanıyor. Bir de Cenab-ı Allah'a karşı, bu verdiklerine karşı olan mahcubiyet o herhalde çok üzücü olur. Ama Allah'a bin şükür burada toplanmışız. Basketçi voleybola transfer olmaz. Bir aradayız. Bu kar topu gibi büyür arkadaşlar. Zaten tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Dünya büyük bir aile. Yeni ferdimi yeni tanıdım. İşte Gülten, Koca Dalgıç, Nadiye Özcan, Ariel. Allah bozmaz. Allah bozmasın denilir ya dostum. Allah bozar mı? İnsanlar kendileri bozarlar. Ankara'ya selamlar. Eyvallah. İşte Mutlu Baba'dan biraz baktım şöyle. Ya tefekkür sahibi. Hocam bu akşam vicdan ve içimizdeki şeytan, nefisten bahsedelim. Bakın nefis şeytan değil. Nefis bizi provoke eden güç. Şeytan yani şöyle o çok korkunç olanı yani ben kendi çıkarım için her şeyi yaparım, dünyayı ezer geçerim derse o şeytani. Ama ego provoke eden güçtür. Egoyu minimize etmek lazım. Evet, genç yaşlarda edemezsin. Odur seni ayakta tutan, kendini ispata çalışman. Hem Cenab-ı Allah'a, hem etrafımıza, hem kendimize. Ama zamanla zararını görmeye başlarız. Yani limiti büyüdü mü egonun? Seni senden mahrum eder. Azı güzeldir. O dengede tutar. Zaten merak etme. Fazla tozukluğun zaman Allah yine celaliyle seni mizana getirir. Onun adı ne? Kusur. Kusur Kudretullah karşısında emniyet subaplarımızdır. Hemen yelkenleri suya indiririz. Ha. Ama itidalli, ölçülü, ılımlı olursan ki ona Cenab-ı Allah'ın bir ismi denilir. Hilim, hilim sıfatı. İlimle örtülü yumuşaklık. İlimle örtülü yumuşaklık içinde olursak tamam, korkacak bir şey yok. Zaten kader ölçüdür.
kader ölçüdür. Hiçbir şeyde ifrata kaçmamak lazım. Çok güzel, teşekkür ederim. Eksik olmayın. Biz bu okulu eninde sonunda bitireceğiz arkadaşlar. Estağfurullah, estağfurullah beyaz yüz. Kuryeyim ben, arada gir çık yapıyorum. Estağfurullah. Ya niyetin iyi, güzel ama araba şey motoru güzel kullan. Ya, motordayken sakın ha. Bak şimdi Allah akıl verdim der. Tamam mı beyaz yüz 91? Allah akıl verdim der. Hele hele kuryecilik. Bir de şu kadar çok atayım, bu kadar kazanayım, şu kadar çok atayım, bu kadar kazanayım davasına girersen Allah korusun kaza yapma durumun ortaya çıkabilir. Elinden gelenin en iyisini yap. Ondan sonra bu ellerini aç. Ya Rabbim ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Şimdi sana bırakıyorum de. Sevgi ve muhabbetle işine başla. Bakın. Sevgi ve muhabbetle yapılan her şey ibadettir. O tebessümle onu vermek. Hele hele alın teri kazanıyorsun. Güzelim, ne kadar muhteşem bir şey. Kimse alın terinden daha güzel bir rızık yememiştir diyor. Motorun üstünde sigara içmeyin, telefon kullanmamaya, olduğun ana adapte ol. O zaman güzel yaşarsın. İşte herkesin gelmek istediği son nokta. An. Küçümseyerek hangi devirdeyiz efendim derler. Sen hangi andaysan o devirdesin. Yaptığın işin içine gir. Sevgi ve muhabbetle gir. Ondan sonra bakarsın ki o işi sen yapmıyorsun. Şöyle söyleyeyim. Mesela üşenirsin cam silmeye. Diyelim ki ben üşeniyorum cam silmeye. Çok olmuştur. Ya bir dakika bir dakika sonra. Sonra bir hal gelir. Başlarsın temizlemeye. O kadar içten başlamışsındır ki. Sevgi ve muhabbeti de katmışsındır. Hızını alamazsın. Neredeyse konu komşunun kapısını çalıp senin de sileyim mi demek istersin. İşte bu. Yani konsantrasyon, benimsediğin şey senindir. Benimsemediğin senin değildir. Zaten kaybedersin de. Kıymet bilmezsen, işinin kıymetini de bilmezsen. İşte işinin, eşinin, kıymet bilinmesi gereken her şeyin kıymeti bilinmeli arkadaşlar. Fakat bizler biraz... Nasıl söyleyelim? Cenab-ı Allah'ın dediği gibi o ne aceleci ve zalim diyor. Bir de biraz vefasızız. De ki neden? Nereden biliyorsun? Kendimden biliyorum. Kendimden biliyorum. Hep olmayanda takılır kalırız. Bir şey olmamışsa bu niye olmadı, bu niye olmadı? Zorlama. Kader zorlanmaz. Bakın benim eşimle olan hayatımdan bir kesit diyelim. Birisi hatırlatınca fark ederiz. İnsan unutan demektir zaten. Bir gün işte sohbete bir hanım gelmişti. Babasını hani kızıyordu babasını. Kötülemek demeyelim de serzenişte bulunuyordu. Mutlu baba da böyle yaptı. Ha dedi sen iyisin o kötü değil mi dedi. Bakın sadece bunu söyledi. Ha sen iyisin o kötü değil mi dedi. Bir geri bildirim başladı bende. Yani hiç mi yararlı tarafı yok? Niye yararlıyı görmüyorsun demek istiyor gibi. Bir geri dönüşüm oldu bende. Ya dedim Allah Allah. Evet. Eş olarak mutlu olamadık. Şöyle yine Allah'ın gücüne gider. Yine Allah'ın gücüne gider. Kız kardeşimin dediği gibi bir gün ona dedim ki Nilüfer kız Nuri beni çok üzüyor. Ay abla sus dedi. Ruhlarınız dans ediyor. Ruhlarımız dans ettiği için o geçimsizlik.
Biz söz verdik, geldik. Burada mızıkçılık yapıyoruz. Burada her şey yerli yerinde olsun istiyoruz. Burada her şey yerli yerinde olursa tadı tuzu olmaz. Artı eksi olmazsa ışık yanmaz. Dualite alemi. O bendeki eksiklikleri, ben ondaki eksiklikleri tamamlayacağım. Tamamlamaya geldik bir şeyleri. Sonra bir düşündüm arkadaşlar, aman Allah'ım. Evet, biz pek geçinemedik. Hani üzdü, elinde olan olmayan sebeplerden. Ama olanda hayır var. Peki bunlar olmasa ben bunları anlatabilir miydim? Bambaşka şeyler bunlar arkadaşlar. Biz dört kardeşiz, kız kardeşiz. Anneme benim kardeşlerimden çok iyi davrandı. Çok iyi davrandı. Babamı bulduk getirdik. Hani annemden sonra başka hanımla evlenmiş. İflas edince karısı, çoluğu, çocuğu terk etmiş. Gittim onu aldım, huzurevinden getirdim. Demedi. Yani bu da nereden çıktı demedi. Hatta ben sabah akşam yemeğini versek olur, öyle gel bir şey olmaz gibi düşündüm. O iş yerinden çıktı, öğle zamanı da geldi, yemeğini verdi. Şimdi bunları görmezse insanoğlu hakikaten yani pek değer sahibi olmuyoruz gibime geliyor. İnsan unutan, kendinde zaten bu oyun kendinden kendine, kendi vefasızlığımızı görelim, unuttuğumuzu görelim. İşte birisi hatırlatır, Allah da hatırlatır, ey kulum der, tamam. Ama öbür taraflarını niye görmüyorsun sen? Evet, biz güzeli göreceğiz arkadaşlar. Her Yusuf kuyusunda, her vücut kuyusunda bir Yusuf var. Onu ortaya çıkaracağız. Bir günde işte bir hanım tekrar gelmişti. O da eşinden şikayetçi. Çocuğun var mı dedi ona. Var dedi. Kaç tane dedi. İşte bir kızım bir oğlum mu var dedi. İki çocuğum var dedi galiba. Daha ne istiyorsun dedi. Daha ne istiyorsun dedi. Bakın bunlar öyle, bu çoluk çocuk sahibi olmak öyle farklı değerler ki arkadaşlar. Daha ne istiyorsun dedi. İki tane hazine bırakmış. İki yarımdan bir tam olmuş. İki yarımdan bir tam olmuş. Bir çocuk meydana gelmiş. Olmaz, olmaz. Kötüyü değil, güzelliği göreceğiz. Bakın, her vücut kuyusunda bir Yusuf var. Şükret ki çok vereyim, anlamayana niye vereyim diyor. Beni Adem yoktur arkadaşlar, beni idrak vardır. İdrakte sıçrama olacak. İdrak da şu, başta teşekkür etmesini bileceğiz. Hele hele. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Küçük görmeyeceksin. Ben üniversite mezunuyum, o ilkokul mezunu. O evliliği kim yaptı? O nikahı kim kıydı? Ben bir gün kafayı bozmuştum. Kendimi zor attım. Diyeceğim ki efendim ben ayrılmak istiyorum. Daha böyle kapıdan içeri girdim. Düşünsenize buradan o soluk soluğa gitmişim. Yani artık ben de pik yapmış. Hüzün, ne dersen de işte. Tahammül gücümü zorlamış gibi. Böyle dizlerimin üstünde selam verdim. Diyeceğim ki, adeta parmağımı kaldırmak üzereyim. Efendim ben ayrılmak istiyorum diyeceğim. Daha ben ağzımı açmadım, hiçbir şey yapmadım. Şöyle yaptım. O nikahı kim yaptı dedi. Kaldık mı? Oradan seslenen kim? Ya. Ya arkadaşlar, bu işlerin altından kimse kalkamaz. Biz güzellikleri görelim. Eyvallah. Hepsi Allah'tandır. Ama şöyle bir şey var. Boşanma da Allah'tandır. Nefise. Ama eften püften boşanırsan da tokadı yersin. Mumla ararsın.
idare etmek. Bir gözün görecek, bir gözün görmeyecek, bir kulağın işitecek, bir kulağın... Hayat bu. Sadece kocan mı üzüyor veya karın mı üzüyor? Üzme tarafını bir tarafa bırak, güzelliği gör. Allah beni bu adamla birleştirdi, nikahladı. Allah beni bu hanımla. Alacağım, vereceğim var. Çünkü öğretmenimizin son 5 sene cümlesi şuydu arkadaşlar. Çocuklar dedim, her şeyi unutabilirsiniz burada öğrendikleriniz. Ama şu söyleyeceğimi sakın unutmayın dedi. Allah'ın yanlışı olmaz dedi. Allah'ın yanlışı olmaz. Yanlış bizim bakışımızdadır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet, haklısın. Ama Cenab-ı Allah ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Düğmeye basar, senin adına konuşmaya başlar. Şaşırırsın. Ben mi bunu konuşuyorum dersin. Ya da birisi senin adına konuşur. Ya da başka bir şekilde ikaz verir Allah. Sabırda çok büyük yarar var diyorum ben. Hani daha önce arada sırada bir Mutlu Baba'nın kitabından okuyordum ya, şu sabırla. O kadar güzel. Bakın arkadaşlar, Mutlu Damlalar'da o kadar güzel açıklamış ki sabrı. Olamaz böyle bir şey. Yani biz çok güzel bir veliye denk geldik. Şu arada da mesela şu anda 300 kişiyiz diyelim. Daha sonra inşallah 500-550 oluruz. Hepimiz Allah'ın izniyle, Allah'ın lütfuna uğradık. Bu budur. Şimdi sabır konuştuğunu, o 5 cümleyle açıkladığım zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yeni gelen arkadaşlar da. Çünkü ben ne bulduysam sabırda buldum arkadaşlar. Ne bulduysam. Ahmaklık değildir. Allah'ın bir ismi sabırdır. Allah'a sığınıyorsun. Allah da eninde sonunda mazlumunu korur. Onun adı El-Hak. Hep diyorum ya, fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Şimdi sabır. Çok güzel anlatmış sabrı arkadaşlar. Yani tekrar söylersem, tekrarda yarar vardır. Buldum, buldum. Bağışlayın. Sabır. Sabır, bütün organların üzerinde cevherin lezzetini almaktır. Bakın, bütün organların üzerinde cevherin lezzetini almaktır. Cevher kim? O müteal güç. Sende olan kimyanın zevkine varıyor. Yani kimyanı değiştiriyorlar ama o kimyanın değişmesinin sonucunda sen de muhteşem bir hale geliyorsun. Sabır ruhun yüceliğini ortaya çıkarır. Kendini okumak bir anlamda budur. Hani ne kadar sabırlı olduğunu çocuktan anlarsın denilir ya. Teşekkür ederim Melike'ciğim. Sabır ruhun yüceliğini ortaya çıkarır. Kendini okumak bir anlamda budur. Sabırdaki yücelik, müşahede et de zevk al anlamındadır. Müşahedesiz sabır uyuşukluk olurdu. Yani gözlemleyerek sabret. Kuru kuruya değil. Ya Rabbim, bunun arkasındaki hikmet ne? Bana dayanma gücü ver ya Rabbim. Çünkü kolayını seçmiyorsun. Bakın, kolayını seçmediğiniz için Allah seni Allah'a kovalıyor. Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. İstediğin şey, bak, açtığın el istediğin her şeyden güzeldir. Neden? Hediyeyi veren hediyeden değerlidir. Alemlerin Rabbi ile seni muhatap ediyor. Hadi bakalım. Hani üzüntü, hüzün, çaresizlik, vefasızlık, aldatılmak, say sayabildiğin kadar olumsuzlukları. Seni Allah'a kovaladı.
Sabırda, ben sabredenlerle beraberim ayetinin bir anlamı da şu. Benim tadıma varmak için sabret diyor Cenab-ı Allah. Niye? Niye? Söyleyeceğim şimdi. Ben sabredenle beraberim demek aslında sabrın sonunda sabreden de sevinirim demektir. Lütfu bilen çileyi çekendir. Bakın. Ben sabredenle beraberim demek aslında sabrın sonunda sabreden de sevinirim demektir. Allah'ın sabra ihtiyacı yok ki. Sabır bizim için değil mi? Ama Allah bizde sabreder. Yani biz, o da bizde sabretmeyi deneyimliyor. Yok böyle bir şey yani. İşte insan olmanın yüceliği bu. Şah damarından yakınım diyen seninle. Beraber götürüyorsun. Beraber götürüyoruz arkadaş. Bittim Allah'ım, yettim kulum diyor. Ama fırının duvarları ısınınca ekmek oluyor. Belaya hamd değil. Belada belagat vardır. Yani derdim dermanımmış dersin. Bakın onu da yaşadım. Şimdi Tanzim'den sonra çocuğum bir kuaför nasip oldu ya. Kuafördeyiz işte. Ay dedim ne kadar latif, ne kadar güzel bir iş. Hani gabilerin içinden o 23 sene çekmişsin. Şimdi de hanımların içine atıyor bak. Sisteme bak. İnsan olarak hepimiz biriz ama çok gabi, çok vicdansızların içinde 23 seneden sonra bu taraf oldu. Oo dedim dünya varmış ya, böyle bacak bacak üstüne attım 2 gün. Ay bu ne güzellik dedim, dert yok, şu yok, bu yok gibi. 3. günü sıkılmaya başladım. Amaç yok. Bakın amaç yok. Bir amaç olmayınca, seni provoke eden bir güç, harekete geçiren bir güç olmayınca olmuyor. Bizi dünyanın cazibesi hareketindedir. İnsanın yaşamında da fiiliyatındadır her bütün mesele. Rahmetli annem tam ben yaşındaydı. 65 yaşındaydı. Ben de 35-36. Yok. 36 yaşında öldüğüne göre 4 sene kaldı. 32 yaşlarındayım demek ki. Anneme aldım geldim. Senin ne işin var anne dedim ya. Ne ticaretiymiş şu bu. Gel otur bacaklarını uzat dedim. O zaman da böyle videolar vardı. Küçük VHS mi? Büyük kartuş böyle. Yabancı filmleri çok sever annem. Gel dedim sana filmler alayım dedim. Uzat bacağını. Kadını zar zor ikna ettik mi? Aldık geldik mi? 5 sene yaşadı. Her sene 5 yaş ihtiyarladı. Bakın. Fiiliyatını elinden aldık. Gayesini elinden aldık. Amacını elinden aldık. Sevincini elinden aldık. Umutlarını elinden aldık. Sözüm ona rahatlık verdik. Amana kimsenin fiiliyatına dur demeyin. Hayatın cazibesi hareketindedir. Burada vardı galiba o, bulurum. O hareket çok önemli bir şey arkadaşlar. Gaye, amaç, sevgi, bir işe yarama duygusu. Bakayım. Harekettedir diyordu ama. Duran şey yorulur. Bakın bu da Mutlu Baba'nın sözlerinden arkadaşlar. Belki sonra durdurur dinlersiniz. Diyor ki duran şey yorulur. Bu Adem varlığının sırrı harekettedir. Hareketi bırakma. Cahil insanlar, şimdi pazarda esnaf arkadaşlar böyle diyordu. Nereye gitmiştim ben, Osmanlıca kursuna mı ne gidecektim? Bir de şu vurmalıları çok seviyorum. Bir vurmalıya gideyim dedim. Baktım laf atıyorlar bizimkiler. 40'ından sonra ahirette saz mı çalacaksın? Bak bak. Mantığa bak. Eğer ben Mutlu Baba'nın öğrencisi olmasaydım, öyle bir veri karşıma çıkmasaydı, 40 yaşında pes etmiştim her şeyi onların içinde. Halbuki ben 55 yaşında yayıncılığı kurdum. Niye? Bir idealin var.
bir vizyon elde ettin. Neyin vizyonunu ettin? Ben mutlu oldum bu bilgilerden. Allah'ım bu bilgiler yayılsın. Gördün mü? Hedef. Allah hedef. Allah gönlüne göre hedef belirtir sana. Gönderir. Fıtratın ortaya çıkar, merak etme. Fıtratın ortaya çıkar. İyi niyetli ol yeter ki bakın. Düşersin kalkarsın. Düşersin kalkarsın. Düşersin kalkamazsın. Bir el uzanır o Allah'ın elidir. Evet, gayretimiz zaman zaman tükeniyor. Gayretin tükendiği zaman da yorulduğumuz oluyor. Pes etmek üzere olduğumuz oluyor. Merak etme, çekemeyeceğin yük vermem diyor. Sabırlı ol. Gayretin tükendi mi gayretullah'ı hatırla. O kaynak hiç tükenmez. Asla. Asla Allah duyup da duymamazlıktan gelmez. Merak etme. Peygamberi bile dedi ki, ya Rabbim yardımın ne zaman? Biz insanız. Biz tabii ki dilekte bulunacağız. Allah'tan rol çalamayız. Biz Samet değiliz ki. Her şey Samet ihtiyacı olmayan tek Allah'tır. Bizim ihtiyaçlarımız var ve ihtiyaçlarımızı dile getireceğiz. Üzüntülerimizi dile getireceğiz muhakkak. Söylemiştik çünkü efendim biz isteyelim mi istemeyelim mi gibilerinden. Hayır kızım biz insanız isteyeceğiz dedi. Öbürü biraz kolayını seçmek. Allah'ım zaten gönlüme biliyorsun kestirdin attın. Olmaz. Olmaz. Alakayı da kestirip atmış gibi oluyorsun. Ya ben sana demiştim işte gönlümdekini biliyorsun neden ol. Olmaz. Dua öyle bir sanat ki arkadaşlar. Hafu reca içinde ürpertiyle yani saygının vermiş olduğu ürperti huşuyla mutlulukla alemlerin Rabbine yakışır bir şekilde onun karşısında durmanın yakışıklı haliyle en asil olan haliyle ya Rabbim ben dua etmeyi nasip et de o senin fırının duvarları ısındıkça kıvamına gelir dua. Bak işte hep anlatıyorum ya seneler önce genç kızım bana ya Rabbim öyle iş ver ki ter kan aksın ter kan içinde kalayım sırtımda şunu taşıyayım bunu taşıyayım ben helal paradan vazgeçmem. Ey kurban olduğum Allah'ım. Öyle, sen böyle dua edersen o da der ki gel gel. Gel. Sen çok iddialısın gel der. Ama güzel şeyler talep ediyorsun ya der. Hani kardelen de karı delip ortaya çıkıyor ya. Ha, sen çiğdemliğini mi ortaya koyacaksın kulum diyor. İçindeki güzelliği yani asaleti, dürüstlüğü, hakkı. Yani ben normal bir ya Rabbim güzel bir kulum vereceksin. 20 sene sonra pes ettim. Dedim ki ya Rabbim tamam maddeyle deneme beni, manayla dene, pes ediyorum. Mananın ne olduğunu biliyor musun ki manayla dene diyorsun. Mana eşittir Allah demeye ramak kaldı. 1,5 gün sürmedi mana. Tamam. Özür dilerim Allah'ım dedim. Adım atamıyorsun adım. Ondan sonra böyle normal dualar. Öyle iddialı, ekstrem dualar yapmıyorum. Fakat işte 3-4 sene önce şey yaptım. Tam böyle yine demek ki değişik güzel bir ruh halindeyim. Allah'ım derecemi arttır. Level'ımı arttır. Sonra birdenbire aklıma geldi. Bir dakika dedim. Yani idrak boyutu açıldı. Ya dedim sen sanki dedim sana ait olanı doldurmuşsun da artısını istiyormuşsun gibi bir gariplik var bu duada. Hemen fark ettim. Ay özür dilerim Allah'ım. Bana vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et. Mahcup gelmek istemiyorum. Ay çok güzel bir dua oldu. Bakın 63 yaşında öğretti. 63 yaşında. Oradan minik bir kedi yavrusu. Zar zor yürüyor. Küçük 10 günlük müdür, 15 günlük müdür. Miyav 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 miyav. Nefise ile programımız vardı o gün. Hızır'dan bahsedeceğiz Hızır Aleyhisselam'dan. Tamam demiştim. Hiç unutmuyorum 5 Mayıs'tı.
Bak konuyu da verir Allah. O kedi yavrusu etrafa bakındım kimse yok. Oradan bir bey dedi ki hani benim değil biraz önce getirip koydular. Hakikaten de bir bey gördüm böyle bir kutuda getirdi. Ben de hani böyle o hamsterlar falan herhalde bahçeye mi atacak dedim bakamadılar gibilerinden. Meğerse bu kedi yavrusunu bırakmış. Şimdi o hayvan yam 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 yanarak yanıyor. Annesini arıyor, mama arıyor, sıcak bir yer arıyor. Karnı aç ve belki bir acısı var. Al sana potansiyel dedi. Allah'ım potansiyelimi arttır, mahcup gelmek istemiyorum. Gördün mü? Bana vermiş olduğun, çok özür dilerim, bana vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et. Yardım et. Mahcup gelmek istemiyorum. Yani bana verdiğin güzel bir potansiyel vardır. Ben o bölümüne talibim ya Rabbim anlamında. Bana yardım et. Mahcup gelmek istemiyorum. Al dedi. Bir siyah bir kedi yavrusu. Simsiyah. Al bunu götür Emine dedi. Şimdi arkadaşlar o günün konusu Hızır'dı değil mi? O hayvan kendi Hızır'ı olmadı mı? O hayvan pıssaydı, korksaydı ya bir büyük köpeğin ya büyük bir kedinin hışmına uğrayabilirdi. Ha. Elinden geleni yaptı. O hayvan elinden geleni nasıl yapacak? Miyav 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 miyav. Yani yanarak, çığlık atarak derdini anlatıyor. Derman arıyor. Allah da bir insan çıkarttı onun karşısına. Benim de duamın karşılığı olmuş oldu. Şimdi insanoğlu da böyledir arkadaşlar. Hızır'ı mızır'ı beklemenin anlamı var mı? Hızır geldi de yani Hızır gelince dedi herkes dünyası mı değişti? Olur mu öyle bir şey? Kendi Hızır'ın kendinsin. Muhakkak birileri çıkar bir şeyler anlatır. Yararlan, yararlanmak var tabii ki. Muhakkak yararlanmak var. Uygulamak çok önemli olan. Hal haline getirmek. Hal haline getirdiğin şey senindir. İşte Tanzim'de bizim bunalımlı devremizde çocuğun biri geldi. Baharat ve şey alıyoruz ondan Maraşlı Mehmet. Biber ve ceviz alıyoruz. Geldi Çiğdem abla ne haber dedi. İyi Mehmet sağ ol senden ne haber? Nuri abi nerede dedi. Eşimi soruyor. Buralarda. Oğlanı soruyor oğlumu. Buralarda. Eleman nerede? Şimdi buradaydı. Anladı ki biz dumura uğramışız. Yani pes etmişiz gibi. Vazgeçmişiz her şeyden. Bir çaresizliğin içindeyiz. Çünkü ...64 bin lira borç var, 18 sene önce 32 veriyorlar, zar zor onu da kurtarıyorum. İkisi avukat parası 30. Öyle bir liste hazırlıyoruz ki arkadaşlar, bakın buraları dinleyin, bunlar hepimizin başından geçen şeyler. Şöyle listeyi hazırlıyorum, alacaklı listesini. Şuraya geldi zaten para bitti. Ondan sonra gelecekler alamayacak. Dumura uğramışsın, durmuş. Çocuk bunu anladı. Bakın elde olan beyde olmaz arkadaşlar. Hor görme, hor gördüğüne muhtaç olursun. Geçti içeriye. Çiğdem abla, bizim oralarda derler ki bizim memlekette, kuyuya düşen eşeği en iyi eşeğin sahibi çıkarır. Sözün güzelliğini gördün mü? Hızır işte sensin kendi Hızır'ın. Muhakkak. Allah yetişir sahipsiz değilsin şah damarından yak. Akıl verdim diyor. Ruh eşittir akıl, vicdan, irade. Birdenbire pes etme, düşün, tefekkür et. Akıl verdim diyor. Bir uyandım. Aa dedim bir dakika bir dakika çocuk çok doğru diyor dedim. Biz kendimiz kurtaracağız. E buradan aldığım paranın yarısını yine alacaklara bir şey değişmiyor ki biz yeni bir iş yerine geçeceğiz. O insanlara diyeceğiz ki Mehmet yerimiz değişiyor, işimiz değişiyor. Sen yine haftaya gel paranı al.
Gördünüz mü? O çocuğu dinlemek. Ya bir dakika aklını kendine sakla desen. Duymasan, onu kale almasan bunları başaramazsın. Allah gönderir. Muhakkak birisini gönderir. Bir yerden işler. Onun için pes etmeyelim arkadaşlar hiçbir konuda. Her şeyin çaresi vardır bakın. Düşersin kalkarsın, düşersin kalkarsın, düşersin kalkamazsın. Bir el uzanır, o Allah'ın elidir. Gizli bir el her şeyi yerli yerine koyuyor. Ama nasıl? Gayretin, gayret, 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 gayret. Tamam gayrette de yorulduk diyelim. Gayretin tükendi mi gayretullah'ı hatırla. O kaynak tükenmez. Bittim Allah'ım, yettim kulum gibi. Ama bitmeden de bittim denilmez tabii ki. Ya Rabbim çıkmazdayım, bilemiyorum. En iyisini nasip et, sen bilirsin niyeti. Zaten niyetini biliyor bak. Gönül zaman ve mekana göre değil. Zaman ve mekan gönle göre yön tutar arkadaşlar. İşte bu. Seçimlerimiz, niyetimiz, gayretimiz bizi biz yapar. Korkacak bir şey yok. İşte bana hayattan ne aldınız deyin. Ölünceye kadar bunu söylerim. Herkes de hakkın zayi olur. Ananda, babanda, karında, kocanda, Allah'tan sonra sensin dediğinde. Ağlatırlar, sızlatırlar. Ama Allah'ta hakkın zayi olmaz. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymuyor. Bunu bilin yeter arkadaşlar ve takılmayın. Takılmayın. O bana bunu yaptı, ona borç vermiştim. Alamıyorsan onun derdine düşme. Yeni bir atılımla ya Rabbim ne yapabilirim de. Yok, çok fazla zorlamayın. Kader zorlanmaz. Oluyorsa âlâ, olmuyorsa alülâlâ, olmamasında hayır vardır. Yok, soğusun için, soğusun. Affetme gücü yanında kusur ve kabahat içtir arkadaşlar. Yeni bir sayfa açarsınız. Affetmemek yük taşımak demektir. Bakın, affetmemek. Onu da yaşadım. Anlatayım. Çok yakın bir aile ferdimiz, bayan. Şok etti bizi, üzdü, çok üzdü, çok. Yazık dedim ya, ben onun yerinde olmak istemezdim. Kızım dedi ki anne sen deli misin dedi. Ablamın kızı sen bunu da mı affedeceksin dedi. Yani ezik misin diyor bana, kompleksli misin? Gücün yok mu gibi. Halbuki yüreğim öyle istiyor. Yani sezginin kanıta ihtiyacı yoktur arkadaşlar. Vasıtasız ilim aracı kalptir. Onlar benim kafamı karıştırdılar. Tabii. Aferin budalası da değilim. Ama gönlüm öyle istiyor. Atladım gittim. Mutlu Baba'ya bakın buradan bindim iki katlıya küçük yalıda soluğu aldım Şişli'den. Can hıraş böyle gittim dibine oturdum. Dedim ki efendim affetmek ne demektir? Kızım öyle şeyler olur ki dedi aile arasında affedersin. Ama öyle şeyler olur ki affedilmeyecek şeylerdir dedi. Onu affedebiliyor musun? Onun adı affetmektir dedi. Adı üstünde arkadaşlar affedilmeyecek bir şeyi affet. Bu Kur'an-ı Kerim'de de var. Affedebiliyorsanız sizin için daha hayırlıdır der. Affetme gücü yanında kusur ve kabahat içtir bakın. Allah dengeler onu. Sen önüne bak. Yani yük taşımaktan vazgeç. Yeni bir sayfa açmış olursun. Hafiflemiş olursun. O dengeyi kendin bulacaksın Burcucuğum. Yani ama özveri insan oğluna en kutsal yolu çiziyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Değil mi?
Bu kadar. Çünkü... Ya özür dileyecek olan bir şey olmaz güzelim, bir şey olmaz. Mesafe koyabilirsin ama affet, affet ki. Hafifliyesin, Allah'ın bir ismi El-Af, El-Gaffar, El-Gaffur, El-Settar, örten, affeden, yapmamış gibi sayan. Bunlar Allah'ın ismi. Allah ahlakıyla ahlaklanmak da bir nevi bu değil mi? Hazreti Mevlana nasıl Mevlana oldu? Deniz gibi oldu ya. Affetmede sonsuz, sonsuzluğu içeriyor affetmesi. Kabahati örtmede. Bu kadar, evet. Tamam Arife, Allah'a da havale edebilirsin. Tabii güzelim. Neden biliyor musun? Yani dilin affetse de gönlün affetmiyor. Tamam, ya Rabbim sana bırakıyorum de, o da affetmektir. O da affetmektir. Yani zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Allah da hak zayi olur mu? Olmaz. Ama sınırlı sınırsızı bilemiyor. Arkasındaki hikmeti bilemiyoruz güzel. Evet, güzel bir parça dinleyelim mi yeni çıkan CD'mizde? Yok, değiştiremiyorsun güzelim, değiştiremedisin. Değiştiremediğini kabullen. Kabullen, Allah seni kurtarır, merak etme. Bir yol açar. Bak, bulunduğumuz ortam terbiye metodumuzdur. Bak, bulunduğun ortam terbiye metodudur. Sabret. Öyle bir anda seni çeker alır ki. Güzel bir parça. Gelin. Bunu mu dinleyelim? Tamam, bunu dinleyelim. Bu parçanın adı Hüzünlü Deniz. Galiba yanlış bir şey de demeyeyim. Yok, bu değil. Üçüncü parçaymış. Dur. Bu parçanın adı Hüzünlü Deniz. Söyleyen de Melisa Çallıoğlu. Hadi. Aleykümselam. Gönül, bak bu gönül, bu şimdi şarkıdakilerin hepsini yaşıyor. Ama Allah'la birliktesin. Evet, Melisa Çallıoğlu. Aa, çok güzel Merve. Tabii Tuval. Odur gönülde, görünmez tende. Bir garip belde, şahane gönül. Odur gönülde, görünmez tende. Olacak, hepsi geçecek, nesi de merak etme. Bir garip belde. Sevda vurgunu. Akıl yorgunu. Kaygı düşkünü. Gönlün bam teliymiş. Bak, gitarın güzelliğine bakın.
Komşuna saygıyı sen öğreteceksin. Komşum saygısız diyor. O senden ne malansın, sen mi ona benziyorsun? Geçmiş takıntı, gelecek kaygı. Dem bu demdir, dem bu dem. Aa, teşekkür ederim herkesin. Tabii anne vardır zaten. Filiz merak etme. Düşersin kalkarsın, düşersin kalkamazsın, bir el uzanır. O Allah'ın elidir. Aça gör de bak, gör senin ne hak. Özünde mutlak, ey mutlu gönül, özündeki müteal varlık var. Melisa Çallıoğlu söylüyor Ayasofya. CD çıktı. Sevda vurgunu, akıl yorgunu. Akıl yorgunu. Kaygı düşkünü. Bilir geleceği. Korkma. Dem bu demdir, dem bu dem. Saygısıza saygıyı nasıl öğreteceğiz demiş Sevgi Hanım. Biz mi ona benzeyelim Sevgicim? Ona verilen rol o. Hatta senin saygını ortaya çıkarıyor. CD çıkmış, CD vardı, bitmişti. Yeni çıktı. Bitmişti. Okumuşlar yayıncılıktan girebilirsiniz. Hani içine bir de Mutlu Baba'nın Tasavvuf Nedir kitabını hediye koyuyoruz. Kargo da bizden. Güzel alabilirsiniz. Güzeldir. Şimdi ne demek, ne demek Gülsüm? Bir hanım dedi ki, eşim vefat etti, çocuklar da uzakta, kendimi çok yalnız hissediyorum dedi. Bakın. Olanda şöyle hayır var. Sevgili çağırdı eşinizi. Sevgili çağırdı da kim gitmedi? Tabii ki kolay değil. Eşin, hayat arkadaşın. Çocuklar da uzakta. Allah diyor ki gel hadi beraber olalım. Sen yalnız değilsin diyor. Ben şah damarından yakınım ve seninleyim. Hadi kendine vakit harca diyor. Hadi vakit harca diyor. Geri kalan zamanı kendine harca diyor. Anlatırım Mutlu Baba'ya. Şimdi Allah verdiğini işte bak tam konunun üzerine geldi. Hani eşim vefat etti, çocuklar da uzakta diyor hanım. Kendimi yalnız hissediyorum. Annem vefat etti. Candan can çıktı. 9 Mart 1996. Günlerden cumartesi. 3 gün sonra Mutlu Baba'yla tanıştık. Salı günü, cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Evet. Bak. Allah verdiğini geri almaz. Daha iyisini verir ya da değiştirir arkadaşlar. Bak. Annem her şeyim. Anneciğim, anneciğim. Başka kimse ona yoğun bir sevgi ve vicdan vermiş. Onun mutluluğu için çok uğraşıyorum.
Ayrıca Allah'a giden en kestirme yol da anne sevgisidir. Mürşidi verdi, Allah'a götüreni verdi. Bak bak, sendeki Allah'ı bulduranı verdi. Allah'ın sistemi budur arkadaşlar. Verdiğini geri almaz. Daha iyisini verir ya da değiştirir. Hep level atlatır. Dünyada cenneti yaşamaya başladın. Allah'ı idrak etmek demek, Allah ilimdir, ilmi billah'tır. Allah'a ilimle gidilir, hayranlıkla gidilir. İlmine hayran olursun. O Fatiha suresinde ne diyor? Alemlerin Rabbine hamdolsun. Aman Allah'ım. Yani şu cümle yeter. Ve sen ona muhatapsın. Ve seni yarattı ve sen sonsuzluğun güzelliğisin. Sonsuzluğuna seni davet etti. Bundan muhteşem bir şey bilemiyorum arkadaşlar. Bundan muhteşem bir şey bilemiyorum. Dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmaktır. Zaten kainatı, evreni senin için yarattım diyor. Seni de kendim için yarattım. Hadi iste. Evinde eksik olan tuzuna, ayakkabının kopan bağına kadar iste diyor. Ben Vahhabım. Benim hazinem vermekle tükenmez diyor. Ben Vedud'um, karşılıksız severim ve karşılıksız sevdiğim için seni yarattım. Ne alemler seni bekliyor diyor. Eyvallah Günay. Mutlu baba oldum. Tabii hepimiz o olacağız, merak etmeyin. Müzik arkada çalsa dikkat dağılır belki. Oradan birisi sesini aç der. Arada çalarız, merak etmeyin. Neye bir yorum yapayım? İnsan orayı duyamadım. Allah var, gam yok. Gam mı var? Allah'ı unuttun. Sen çözmeye çalışıyorsun. Daha fazla katıp karıştırıyoruz. Biraz önceki parçanın ismi Hüzünlü Deniz. Melisa Çallıoğlu 3. parça CD'deki. Eyvallah, inşallah. Peki. Bir şey sor. Onun için onu, o sevgi, zaten buluşacağımız nokta orası arkadaşlar. Bakın, biraz önce bir hanım da yazmıştı. O kadar geçici ki köprü üstüne ev kurulmaz deniliyor bu dünyaya. Peygamberler öyle diyor. Ama insanların yarışına bak. İnsanların yarışına bak. Mana eşittir Allah demeye ramak kaldı. Maddeyi çarmıha germeden manayı bulamazsın. Ölçülü. Bu dünyada ölçülü davranacağız. Bu kızım beni, bu kara kızım beni, işte bak kara, bu kara kızım 3 yaşında oldu. Evet. 3 yaşında mı oldu sen? Öpeyim mi? Gel. Peki. Hadi gel. Eyvallah. Siz de bana dua, 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 dua en büyük erk arkadaşlar. En büyük güç. Kiminle muhatapsın? O da diyor ki, açtığın el istediğin her şeyden hayırlıdır. Yani hediyeyi veren hediyeden değerlidir, değil mi? Evet. Eyvallah canım. Maşallah. Neyin sayfası? Sayfa 1978. Amin hepimize. Eyvallah. Kaçtı? Dur bakalım. Sağ ol, sağ ol Arzucuğum. O beni, o işte
bile bilmeye ettiğin dua. Yani maneviyata talip olmuşsun, Allah çıkarır. Allah muhakkak çıkarır karşını. Sen neredeysen ben oradayım diyor Cenab-ı Allah zaten. Sen neredeysen ben oradayım diyor. İste. Vermekle tükenmez hazinem. Sevgim sonsuz diyor. Güzeli göreceksin. Arkasındaki hikmeti soracaksın. Ya Rabbim bu olayın arkasındaki hikmet nedir diyeceksin. Evet arkadaşlar. Yok da içine dert etme. Hiçbir şeyi içine atmamaya çalış bakın. Allah var, gam yok. Gam mı var? Allah'ı unuttuk, kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Şah damarından yakınım diyor. O yalnızlık, işte seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir dedik ya. Komşunun kötülüğünün ne gibi hikmeti olabilir? Daha büyük bir kötülükten koruyor olabilir mi? Yani emniyet subabı gibi. Bir dengede tutar. Ya da sen düşünürsün, ya bu komşuyla bir ortak paydada nasıl buluşabilirim dersin. Sana ihtiyacı vardır belki güzelim. Belki kendinin güzelliğinin farkında değildir. Kimse ona sen, onun güzel tarafını görmemiştir. Sen onun bir güzel tarafını yakala bulsana. Ama bunu rol olarak yapma. Ve sana ne derse desin gücenme. Bakın kemal, kamil olma modu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Kemal. Övgü de sövgü de birdir ona. Kamil insana. Kamil insanda yorum konusunun kemal ehli yorum konusunun sonsuzluk kazanmasıdır. Bul bir güzelliğini, çıkar ortaya. Bizim görevimiz şu olsun. Her vücut kuyusunda, her vücut kuyusunda bir Yusuf var. O Yusuf'u ortaya çıkaralım. İlk önce kendi Yusuf'umuzu ortaya çıkaralım. Tabii ya. Bak, zindanlara atıldı, kuyulara atıldı, zelil oldu. Ama Mısır'a da vezir oldu. Hem peygamber hem maliye bakanı oldu. Kim? Hazreti Yusuf. Gel kız, tamam, gel. Tamam annem, gel. Tamam. Kapıyı açık bıraktılar. Tamam, hadi git. Biz sohbet edeceğiz. Hepimizden Allah razı olsun. Merak etmeyin. Kul kurar, kader güler. Ha, Yusuf. Her vücut kuyusunda bir Yusuf vardır. Onu soruyorsunuz galiba. O Yusuf'u ortaya çıkaralım. Hazreti Yusuf işte şeylere atılmadı mı? Hem de diğer 11 kardeşi tarafından kıskanılmadı mı? Bakın en yakınından. Diğer kardeşler kıskandı. Kuyuya atıldı. Ama orada bir kervancı başı buldu onu. Gitti sattı pazarda. Değerini bilen de onu aldı. Sarayda. Mısır'a sultan olur. Ama o çileleri çektikten sonra cehennemi görmeden cenneti yaşayamazsın. Yok, çok güzel. Bakın, kalbimi kırana da dua ediyorum. Saflık mı hocam? Hayır, çok büyük bir insanlık. Çok büyük bir insanlık. Zaten insan tektir. Bakın, çok güzel bir yere geldik o zaman. Bir hanım bir konferansta 40-45 dakika geçmişe atacaksın dedi sonunda. Oradan bir hanım da yaralı. İyi diyorsun da dedi, nasıl atacağız? Hanım da böyle kala kaldı.
O arada Mutlu Baba da bize bir şeyler öğretmişti. Ben de dedim ki efendim iki cümleyle katkım olmasını ister misiniz? Tabii buyurun dediler. Mutlu Baba da önümde oturuyor. Efendim dedim. Öğretmenimiz Mehmet Rasim Mutlu, Mutlu Baba bize der ki dedim, hemen hemen dünya milletleri Allah'ın tek olduğuna inandı. Bir de insanın tek olduğuna inansa, ona verilen rol o. Dua edelim. İyi niyet devamlı duadır. Kötü niyet duasız kalmaktır. Kendine dua ediyorsun. Bak dedi ki, ölünün arkasından rahmet okuyan var ya dedi çocuklar. Kendine rahmet okuyor dedi. Evet. Tabii. Tülay birdenbire olmaz. Fırının duvarları bakın ben hani bu bilgileri rahatlıkla, gönül huzuruyla, mutlulukla verişimin sebebi nedir biliyor musunuz? 26 sene gittim geldim. O aşkla birdenbire olmaz merak etmeyin. Ama şimdi burada rahat rahat anlatıyoruz. O kadar çabuk ilerleme olacak ki Allah'ın izniyle hepimizde. Çok güzel bak Süreyya diyor ki. Muhammed ümmetinde diyor beddua yasak diyor. Dua var diyor. Aynen. Eyvallah. Bu kız elimi ısırıyor buradan. Kız dur kız gel gel. Gel hadi gel. Gel 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 gel. Bak 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 oraya. Bak kız. Hadi git. Şafi. Cenab-ı Allah'ın adı Şafi'dir, şifa. İyi olacak hastanın ayağına doktoru gönderir. Ama şöyle başla, hastalığın var, doktor arıyorsun. Ya Rabbim, şifanın kaynağı sensin de. O zaman seni başka yere yönlendirir. Yani kedimin adı mı? Dua. Kedimin adı Dua, dua etmiştim ya Allah'ım level'ımı arttır filan diye. Derecemi arttır. Al sana dedi. Hadi dedi potansiyelimi ortaya çıkartmayı nasip et. Sonra doğru dürüst ettik tabii. Level'ımı arttır dediğimde pişman oldum. Geri aldım. Ya Rabbim bana vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkartmama yardım et. Mahcup gelmeyeyim dediğimde bu minik işte çıktı karşıma. Al dedi potansiyelin. Hem sana arkadaş olsun. Hem de büyüsün. İşte annesiz filan. Dua. Evet dua. Müthiş bir şey. Oğlumun çocuğu yok. İnşallah olursa o da dua olsun derim yani. Çünkü çok muhteşem bir şey bu dua. Yani dua etmek. Dünya ritüelinden sıyrılıyorsun. Dünya ritüelinden sıyrılmak. Hatta ettiğin dua kabul oluyor. Sen diyorsun ki ya Rabbim ben o dua ederken aldığım zevki duam kabul oldu ama bunu da alamıyorum gibi. İşte men Allah'la insanın bütünlüğü. Allah'la insanın bütünlüğü ortaya çıkıyor. Kız tamam. Kız tamam. Evet. Yok fazla bir şeyin etkisinde kalmayın. Geçer. Yaşamayı sevmek için güzelliği göreceksin Zuhal. Şükret ki çok vereyim der. Yani nakışta nakkaşı görmeyen göz göz değildir. Allah'ım hayranlık boyutumu arttır de. Bakın bu Peygamber Efendimiz'in duasıdır. Allah'ım sen hayranlık boyutum. Amin. Amin canım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Şeyi de çalayım size. Yine Melisa'dan dur. Dilimde daim Allah'ımı her zerrede sen varsın mı? Hadi
Üç kişinin ortak şeyi hangisi olsun? Korur, Allah korur. Sen senden vazgeçsen de Allah senden vazgeçmez. Merak etme. Evet. Tabii, tabii. Cennet, cehennemin tatbikatı bu dünyadadır. Dilimde daim Allah. Her zerrede, her daim Allah. O zaman dilimde daim Allah'ı çalıyoruz. Bakalım. Dilimde daim Allah. Yedinci parçaydı. O da Nilgün Katırcı. Bakın. O da öğretmendi. Mutlu Baba keman, çok güzel keman çaldı. Kızı Anya da, o da müzikle ilgilendi. Her enstrümanı çalıyor maşallah. Evet, dilimde daim Allah. Çok güzel. Bu arada işte soru moru olursa da elimden geldiğince bakarım. Bulurum. Mutlu Baba'nın resmini bulurum. Ama nerede bilmiyorum. Şifanın kaynağı sensin ya Rabbim de. Çal Çiğdem. Muhakkak bir müzik enstrüman çal. Hastalığı başlıyor. Ama tabii birdenbire de giremiyorsun işin içine. Onun için de dua edeceğiz. Ya Rabbim bu ataleti üzerimden, bu ağırlığı kaldır dersin. Yok,
bulurlar rızkını Pınar. Yoktur hak. Görünen odur ancak. Okumuşlar yayıncılıktan CD olarak alabilirsiniz. YouTube'a da 3-4 güne kadar yüklenir. Ama YouTube'da güzel parçalar var. Instagram'dan müzik bölümüne girin Çiğdem Okumuşlar'a. Diğer arkadaşlar birkaç not aldım buraya. Hani onu konuşuruz şimdi. Herkese bir yangın verdi. Herkes bir yerden tekamül sürecine tamamlayacak. Bu biraz kimisininki çok zordur. Kimisinin ama çekemeyeceğin yük vermem der. Burada arkadaşlar, burada duracağız. Demek ki Allah çekemeyeceğimiz yük vermezmiş deyip orada kalalım. Şimdi bir hanım yazdı, çok hatam var dedi, çok hatam var. Kimin yok ki? Kimin yok ki? Hatanı bilmek demek, kabullenmek demek. O içindeki yangın yeter. O yangın var ya, diyor ki, hüzünlü olmasa güneş doğmaz diyor Cenab-ı Allah. Çünkü Allah'ta hüzün yok. O hüzünü sende yaşadı. Sende tattı. Yani merak etme. Hüzünlünün yeri de Allah'ın katında bambaşkadır arkadaşlar. Bakın. Diyor ki. Şems'in dizelerde dinle celal ettin diye seslendiği Zülcelali vel ikramdır. Kime celali baktıysa o ikrama uğrar, evliya olur. Yani kime çarpsan evliyadır arkadaşlar. İyi niyetli, çok çekmiş, çok fedakarlık yapmış, işte yüzü gülmemiş gibi. Ama hiç de kendini bozmamış. Hep Allah demiş. Hep Allah'a sığınmış. Gördün mü? O hüzünler onu nereye getirdi? O fedakarlıklar onu nereye getirdi? Bizi Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Merak etmeyin arkadaş. Her şey mübarek. Çünkü insanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlıyor. Ve dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmaktır. Bakın geldik gidiyoruz. Hepsi 8 saniyede olup bitiyor bunların. Tanışacağız Dilekciğim. Güzel bir imza günü de yaparız. Buluşuruz da evvel Allah'ın izniyle. Hı-hı. Aynen öyle. Dert dertsize kovalar. Vefasız vefalıya kovalar. Vefalılar vefalısı kim? Yüce Yaratan. El Enis. Dost. Veli. Velilerin en güzeli. Vekil olarak da, veli olarak da yeter. Bize Allah yeter. Teşekkür ederim Dilekciğim, sağ ol. Yok yok, bakın öyle deme. Kız, ay, çok fena yaptın sen bugün benim elimi falan. Beraber dinliyoruz arkadaşlar. Şimdi ağırlık. Evet, zaman zaman oluyor. Zaman zaman yerinden kıpırdamak istemiyorsun. Allah'a sığın.
Bak o da Allah'a kovaladı. Sıkıntın bile Allah'a kovalıyor. Ne muhteşem bir şey. O ne güzel vekildir vekil olarak. Tabii canım. Bu da kendi kendine. Bak ciddi bir ilişkin bitti, kabullenemiyorum. Kabullenemediğin sürece üzülürsün. Olmaz. Alman gereken dersi aldıysan, bak kıymet bilmedin gitti diyelim. Sen kıymet bilmedin gitti. Allah der ki merak etme. Merak etme der. Bundan sonra kıymet bil, emin. Yani bu olaydaki espri şu. Ya da sen kıymet bildin o gitti. Ha, daha iyisi gelecek. Allah verdiğini geri almaz. Daha iyisini verir ya da değiştirir. Çökme. Psikolojik olarak çökme. 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 Ya Allah bismillah de. Allah'ın güzelliklerine, muhteşemliğine, senin sonsuz bir varlık olduğunu düşün. Yani onu tefekkür et. Sonsuzluğuna davet etmiş arkadaşlar bizi. Sonsuzluğuna ölmek yok, olmak var. Burası dun alem. En düşük seviye. Ama burada Allah'ı bulduk. Yani Sokrat Hazreti İsa'dan 500 sene önce yaşadı değil mi? 2500 sene önce. Ne dedi? Allah'ı bilen kendini bilir, kendini bilen Allah'ı bilir değil mi? Bitti. Allah'ı bulan. Şah damarından yakınım diyor. Yalnız değilsin. Bu coşkuyu yaşa lütfen. Bu coşkuyu yaşa. Kitap Gamzeciğim, ben kendi kitaplarımı şöyle tavsiye ediyorum. Yaşanmışlık olduğu için çok bakış açınız değişir. Ya bir insan der bu kadar çileyle başa çıkmış. Kocası üzmüş, kardeşleri üzmüş, ablalar üzmüş, anne üzmüş, evlatlar üzmüş. Esnaf külliyen üzdü. Ama Allah'la birlikteydim. Ve o seni nereye getirdi? Allah fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Merak etmeyin, yola devam. Takılmayın. Takıldın mı olmaz. Ağla, sızla ama ağlayacaksan Allah'la ağla. Dertleş. Zaten cabbar. Zülcelal-i Veli. Cabbar dediğim şu, yerle bir ediyor, hadi diyor, hadi gel, sen yoksa gelmeyeceksin diyor. İşte ben yerle bir olduğum 18 sene önce esnafın parasını kurtarmışım, benim paramı vermiyorlar. Allah'ım dedim, bu zulüm yuvası kapanıyor ama benim çilem bitmedi hala. Ben bunların paralarını kurtardım, teşekkür bile beklemiyorum. Benim dükkanlarımın parasını niye vermiyorlar? Bitmeyecek mi çilem? İyi bir insan olduğumu biliyorsun Allah'ım. Niye bu kadar zor yaşam? Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Anlamıyorum. Lütfen yardım et. Misyonum mu, görevim mi farklı dedim. Bakın. Lütfen yardım et ya Rabbim. Anlayamıyorum. Bana bir şey demek istiyorsan. Evet, seziyorum. Sezginin kanıta ihtiyacı yoktur. Ama bir bilinmezlik de var. Bir ürküntü de var. Hala mı bitmeyecek gibilerinden? Ama bak Allah'a kovalıyor. Görevim mi, misyonum mu farklı? Bana bir şey mi demek istiyorsun? Dedirttiriyor. Cabbar. Zorla senin iyiliğini istiyor. Zorla senin iyiliğini istiyor. O ne yaptı? Ben sabaha kadar psikolojik motivasyon olsun diye şöyle bir kağıda bir şey yazıp hani deftere oradan koparacaktım, cebime koyacaktım. Elimde defter vardı. Hadi Çiğdem şu kaybettiğin ev davasını hatırla. Zülcelal-i Velikram, koskoca metropolde evle iş yerini meğerse karşılıklı yapmak içinmiş o senin mahkemeyi kaybetmen. Zülcelal-i Velikram'ı yazın koyacağım. Sabaha kadar psikolojik motivasyon olsun. Sabah hakkımı arayacağım. Kitaba evrildi. Aa, dedim ben kitap yazıyorum.
Yazık, sadırdan satırlara dökülüyor bakın. Gördün mü? İşte düştün kalktın, düştün kalktın, düştün kalkamadın. Allah'a yöneldin. Dedin ki ya Rabbim bu nedir anlayamıyorum. O da dedi ki seni samimi candan bir yazar yapmak içindi bu alternatif yaşam. Sizinkiler de öyle. Ya Rabbim görevim ne deyin. Ya Rabbim fıtratım ne? Bu olaydan bana ne anlatmak istiyorsun? Yavaş yavaş çıkarın. Yavaş yavaş. İşte kitapta da. Evet. Muhakkak, muhakkak Allah bizi bizden çok sever, bizi bizden çok korur. Biz bizden vazgeçsek de o bizden vazgeçmez. İşte bir sene sonra kaldırdım, attım kitabı bir tarafa. Ay dedim bir de yazarlık mı çıktı başımıza? Lüks geldi kitap, yazarlık. Ekmek parası daha ağır geldi. Allah ne yaptı? Yok yok ben seni yarın bırakmam dedi. Ben senin hayatının karşılığını öderim kulum merak etme dedi. Sen senden vazgeçsen de ben senden vazgeçmem dedi. Alt kattaki abla Cidem bak ne getiriyorum sana bir gazetenin yazarlarla ilgili ilavesi. Halbuki 3 ay önce gelmiş tozutmuş evde. Her ailede vardır ya çocuk ruhludur. Ağzından çıkanı kulağa duymaz filan. Gel gel abla kahve içeriz. Sen onu affediyorsun ya, kucaklıyorsun ya, bağrına basıyorsun ya yine. Allah da seni o elin, al o zaman diyetini diyor, o gazete diyor. Sen onu affettiğin için o gazete ile sana gelecek. Desem ki ben ona, abla 3 ay önce sen burada neler yaptın ya. Bir git işine gibi gibi olsa, özür mü dileyecek? Yok, kaldığı yerden tazelenecek olay. İşte affetme gücü. Bir baktım gazeteye, gazetede 26 tane yazar, 19'u kendilerine mahsusmuş gibi davranmış. Geri kalan 6-7'si de demiş ki ne münasebet Zuhal'de yazar, Figen'de yazar. Bu bir birikim işi. Çiğdem'de, Ahmet'te, Derya'da, Gonca'da yazar. Birikim işi. Oradan nemalandım ben. Tekrar yazmaya başladım ve bitti kitap 1,5 sene sonra. Toplam 2,5 sene falan, 2,5-3 seneyi buldu. Ama ablama demedim. Neden demedim biliyor musunuz arkadaşlar? Çocuk ruhlu ya, günde 8 kere teşekkür beklerdi. 8 sene sonra söyledim. Dedim ki abla sen iyi ki o gazete ilavesini getirmişsin. Gazetenin ilavesini oradan o... Ben moral aldım. Aa dedi işe yaramışım. İşte biraz önceki konumuzda kader ölçüdür. Tanıdığın zaman da ölçülü davranacaksın. Evet arkadaşlar. Hepimizden affetmenin gücü çok muhteşem bir şeydir. Çünkü la faile illallah'tır. Fiilin sahibi Allah'tır. Bu öyle bir oyun ki sadece senin kaderin yok. Senin kaderin başkasının kaderleriyle ortak. Ozmotik bir yapıyla birbirimize bağlıyız. Onun için yola devam. Ne yaptığını bilene dünya kenara çekilir yol verir arkadaşlar. Siz ne yaptığınızı bilin. Tabii. Yola devam. Tercihlerimiz şu. Yani biz pek de bilemiyoruz. O bizi bizden iyi bildiği için Cenab-ı Allah merak etme seni layık olduğun yere getirir. Diretme. İnat geldi mi? İnat geldi mi idrak gidiyor. Bakın 2,5-3 senedir ben bir şeye inat ettim. 2,5 sene bitti gitti.
Şöyle gitti. Orada kazanımlarım da oldu. En azından sizlere anlatma olayları çıktı ortaya. Yaşanmışlık çıktı. En kutsal şey yaşanmışlıktır. Hayat, eyvallah Müşerif, hayat kutsal varlığın bilgisini verir. Kendimizi tanıyacağız işte. Kendimizi yavaş yavaş tanıyoruz. Aa diyoruz ya, keşke o 2,5 sene inat etmeseydik. İnat ne biliyor musun? Başarı putun. Şimdi putlarını devirdi. Eş putunu devirdi, çoluk çocuk putunu devirdi. Onu devirdi, iş putunu devirdi. Devirdi. Şimdi de başarı. Başaramadın, kabul et diyor. Neden inat ettin diyor. Tabii. Başaramamak nedir biliyor musunuz? Başarmaman gerektiğini sana söylüyor. Onu başarma diyor Allah. Bakın Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki ben Cenab-ı Allah'ın Allah'lığına benim her istediğimi yapmadığı zaman hayran kaldım. Çünkü seni senden daha iyi biliyor. O senin görevin değil diyor. Bu senin görevin diyor. Sen niye o iş için inat ettin diyor. Bak işte ne yaptığımızı kolay kolay bilmiyoruz. Veya neyi gösteriyor Allah? O değil bu diyor. Hep ters gidiyor, hep ters gidiyor. Hep ters gitmesinin nedeni ne? Anlayamıyor musun? O senin işin değil diyor. Ben seni heder etmem diyor. Senin işin bu diyor. Ama çok zor kabulleniyorsun. Teşekkür ederim. Sağ ol Melike, ona ne o pek kolay olmaz canım. Hocam her gün canlı yayın yapın. Tamam. Şey var. YouTube'daki veya Instagram'daki o sohbetleri dinleyin. Her gün yapılmış gibi olur o. Nasıl olsa haftada 2 gün yapıyoruz ya, çarşamba pazar Allah'ın izniyle. Güzel olur. Evet, her işte murad etme, olmazsa inat etme. Haktandır o, reddetme. Evet, Mevlam neylerse güzel eyle. Evet, ama işte yaşıyorsun, yaşadığını söyleyeceksin. İnat geldi mi idrak gidiyor. Bu kadar. İnat etme bir şeydi. Kader zorlanmaz. Kader ölçüdür. Bir kendine gel, bir dakika dur de. Bulunduğumuz ortam terbiye metodumuzdur. Ah çok güzel bu ya. Bulunduğumuz ortam terbiye metodumuzdur. Ya tamam işte mukaddes. O mesele o. Yemek yaparken size açıyorum diyor. Çok güzel. Neden biliyor musun? Tecrübe yavrum, tecrübe. Arkadaşım, kardeşim. Mutlu baba, veliler, evliyalar, enbiyalar, kamil kişiler, öğretmenler, anneler, babalar. Çok tecrübe sahibi olmuş, özünü yitirmemiş, o birikimleri anlatıyor. Yararlanmak lazım. Bütün mesele bu. Yararlanmak lazım. Boş ver. Bizi başkası ilgilendirmiyor. Herkes kendinden mesul. Bakın. O onu yapmış, bu bunu yapmış. Bunu Nasrettin Hoca çok güzel anlatıyor bakın. Nasrettin Hoca güldürerek öğretiyor. Ona soruyorlar kıyameti. Diyor ki hanım ölünce küçük kıyamet, ben ölünce büyük kıyamet. Kendimizden sorumluyuz. İşte her koyun kendi bacağından asılacak var ya. Kimsenin suçunu senden sormayacaklar. Biz kendimizle ilgilenelim. Biz içimizdeki Yusuf'u ortaya çıkartmaya çalışalım. Biz Allah'ın bize vermiş olduğu potansiyeli ortaya koymaya çalışalım. Ne mutlu olalım. İşte ne istediğini bilene dünya kenara çekilir, yol verir. Ama o isteği de kolay kolay bulamıyoruz işte. İnat geliyor, başka işlere dalıyoruz o işte. Halbuki senin öz bir yapın var. Onu ortaya, fıtratını Cenab-ı Allah çıkartsın. Bazen bilemeyiz, bazen değil, bilmiyoruz da zaten. İşte bak, Cabbar sıfatında ortaya çıkıyor. Hadi diyor, şimdi konuş benimle diyor.
seni yerle bir ettim diyor, bana dönesin diye. Ben de duyup da duymamazlıktan gelmem kulum diyor. Hadi anlat derdini. Biz de anlattık. Ya Rabbim dedik. Ben iyi bir insanım. Bunu sen de biliyorsun. Niye bu kadar zor bu yaşam? Niye bitmedi çilem gibilerinden? Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Bu insanlar bana müteşekkir olmaları lazım. Paralarını pullarını kurtardım. 20 küsur sene üzüntülerini çektim. Bir de paralarını kurtardım. Teşekkür de beklemiyorum. Ama şimdi de benim dükkanlarımın parasını vermiyorlar. Bana ne demek istiyorsun Allah'ım? Anlayamıyorum. Misyonum mu, görevim mi farklı? Bak, o derdin kederin içine attı seni. Sohbeti başlattı kendiyle. Bu Allah'la dertleşmek ne demek? Ne muhteşem bir şey. Bunun ölçüsü olur mu? Kim gönderdi? Haksızlık yapanlar. Hakka kovaladı. İşte muhteşem olan yan bu arkadaşlar. Haksızlık yapanlar hakka kovaladı. Hep olaylara böyle bak. Allah'ı buluyorsun ya. İnsanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlıyor. Eyvallah. İşte böyle arkadaşlar. Ne yapalım? Mutlu Baba'nın kitabından bir iki tane şey açalım, kapatalım. Dur. Dur kız, elim ısınma. Amin, amin canım. Allah da haksay olmaz, merak etmeyin. Zamanla düzen, sabırsızlık kötü değil. Amin canım. Bak 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 bak. Biraz önceki arkadaşımızın sorusuna cevap çıktı. Melek diye bir spot cümle. Melek isyan etmez. İsyan edene secde eder. İsyan şu. Ya Rabbim işte. Ama soruyor. Allah'la oluyor. Arkasındaki hikmeti anlamaya çalışıyor. Çünkü hür irade var. Hepsini verdi Cenab-ı Allah. Cüzzi irade verdi. Melek de o yok ki. Melek Cenab-ı Allah'ın güzelliği karşısında boyun kırmış. Bizde hepsi var. Şeytan da biziz, melek de biziz duygu olarak. Sen hangisini ortaya çıkarıyorsan olsun. Seçimlerin. Seçimlerimiz bizi biz yapar. Paylaşırım. Tabii hak, seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir güzelim. Güzel, ortak bir noktada buluşulur. Onların sağ, Allah'ın izniyle, merak etmeyin. Bakın. Allah der ki, anladım kulum, sen vicdanlısın. Ama ben Rahman ve Rahim'im. Zaten o duyguları ben verdim denilir. Der kendisi. Tabii insani hislerimizi cüzi irade olmaz olur mu? Biz robot muyuz? Allah bizi biz bilir. O başka mesele. Cüzi irade vermese olur mu? Allah robot yapmaz ki. Allah'ın robot yapmaya ihtiyacı yok ki. Allah hür iradede kul diye, sana diyor kulum cüzi iradede verdim diyor. Evet, benim korumam altındasın. Diyelim ki %80 külli iradeye bağlısın. %20 de senin iraden var. Allah katredeki fırtınaya aşık. Zaten sen damlasın. O damladaki fırtına var ya, o cüzi irade olmasına rağmen güzeli seçiyor ya seçimi. İşte bu. En asil olanını yaptır ya Rabbim de. Kader duayla tabi. Dur bakayım o zaman. Şöyle bir şey yapalım. Şuradaysa kitap bulalım. Kader duayla değişir mi diyor bakın. Mutlu Baba bana dedi ki kızım, bak dedi, bu
dergah arkadaşların da dedi bir şeyleri derlediler dedi benim sohbetlerimi. Bir baksana dedi. Onu da çıkart istersen dedi. Onların adını da hani derleyen şu derleyen bu diye yaz. Verdi kitabı bana. Şimdi bakacağım arkadaşlar. İşte şu. Mutlu Baba'nın Salı Sohbetleri İlahi Aşk diye bir kitap. Bunu ben çıkartıyorum. Onlar da hazırlamışlar. Çok da güzel hazırlamışlar ama onu da Allah'ın izniyle çıkaracağız. Okudun mu dedi. Okudum efendim dedim. Çok güzel yazmışlar. Ama konular dedim birbirine yakın olduğu için daha sonra bir elden geçelim dedim. Ama içinde bir cümle buldum dedim. O cümleyi bu kitabın sonuna koydum dedim. Neymiş o dedi. Biraz önce bir arkadaş sordu ya. Hani dua kaderi değiştirir mi gibilerinden. Bakın. O kitaptan alıp bu kitabın sonuna koyduğum cümle. Zikir senin alnının yazısını siler atar. Şimdi biz buraya niye geldik? Gelin Allah diyelim diye bitti kitap. Zikir anmak. Kime andın? İşte benim hayatımda ya. Ben pazarda esnafım. Esnaf kökenliyim. Dükkanlarım var. Tanzim, daimi tanzimde. 23 sene çekmişim. Bir de paralarını kurtarıyorum. Zulüm yuvası kapanacak diye seviniyorum. Bu sefer de dükkanlarımın parasını vermiyorlar. Çünkü o kadar alıştılar ki zulme. Bakın zulme alışırsan zulümkar olursun. İmam-ı Gazali'nin ruhaniyetten benim ilk öğretmenimdir arkadaşlar. İlk öğretmen Rab'dır. Mürşit Allah'tır. Hazreti Allah'tır. Ama bu dünyada da birilerini çıkarır karşına. Senin dilinden anlayacak. Yani balıklar alemine peygamber gelse balık olarak gelecek ki anlayasın onun dilinden diye. İnsanlara da insanlardan işleyecek. Bu sefer en son kaldığımız dikkatimiz dağıldı geçtik. Ne demiştik? En son cümlemi söylerseniz hatırlarım. Tabii başka bir aleme gitmezse sohbet o sohbet değil zaten. Ritüel, dünya ritüelinden çıktık. İşte tamam. Şimdi zikir değiştirir miydi kaderi? Bulduk. O gün işte, ya Rabbim, zikir demek anmak demek, anmak. Ya Rabbim, ben iyi bir insanım, bunu sen de biliyorsun. Niye bu kadar zor yaşam? Tam 48 yaşındayım bakın, bu duayı ettiğim gece, böyle sabaha karşı. Niye bu kadar zor yaşam? Bana bir şey mi demek istiyorsun? Anlamıyorum, lütfen yardım et. Misyonum mu, görevim mi farklı? Bakın bir tanzimde bir esnaf. Hani pazarcı de, onu de, bunu de hiç fark etmez. Bir esnafsın. Birçok iş yapmışım. Bakliyat, kuru yemiş, baharat, züccaciye, kırtasiye vesaire vesaire havlu. Yapmadığım iş kalmamış dükkanlarda. Bu cümleyi ettirtiyor sana. Senin kaderin değişiyor. Benim aklımın köşesinden geçmez ki ben yazar olacağım. Bir kitap yazacağım. Mutlu Baba'nın kitaplarını çıkartacağım. O dileğim de kabul olacak. Sonra diyeceğim karşıma bir kadın çıkacak. Benim kitabımı istismar edecek. Seni Allah'a kovalayacak. 6 yıl seni Allah'a kovaladı. Seni Allah'a kovalayan her şey mübarek. Bak 6 yıl pişiriyor. Birdenbire arka arkaya gelirse firavunlaşırız. Ay ben neymişim deriz. Ay yazar oldum. 2 kitap, 3 kitap. Ay bir de yayıncı oldum. Olmaz. Olmaz. Pişire pişire hazmede firavunlaşırsın. Bak o kadın 6 sene... 6 dakika dayanamazsın. Öyle bir tip çıkarttı karşıma. Korkuyorsun kimden? Kendinden. Onun seviyesine düşmemek için. Ne yapıyorsun? Allah'a sığınıyorsun. Seni Allah'a kovaladı. Bu ne müthiş bir şey.
ironisini de görüyorsun. Cenab-ı Allah böyle, çok iyi hissediyorum. Bana böyle diyorum. Bak yazarsın ama ne yazar ondan uğraşamıyorsun. Aynen bunu hissediyorum. Tamam Allah'ım uğraşamıyorum. Evet korkuyorum. Evet ürküyorum. Çünkü benim ideallerim var. Benim hedefim var. Vizyonum var. Ben hayatın içinden geliyorum. Ben ona uyarsam ya akıl hastanesinde alırsın soluğu, ya hapishanede, ya mezarda, ya hastanede. Ya da o, bu. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Kız dur. Hiç gerek yok. Seni Allah'a kovaladı. Bu ne müthiş bir şey. 6 yıl. Sana hazmettirdi. Yazarsın ama ne yazar dedi. Bir hiçsin. Hiçliğini kabul et. Hiçliğini kabul et. Bir şey becer. Yani bırak. Tamam. Bıraktın. Pes ettin. Uğraşamıyorsun. Ama şöyle 6 yıl. Ya ben meslektaş olursam belki utanır diyorsun. Utanmayan utanmaz. Ama sen meslektaş oldun. Sen yayıncı oldun. Senin bir idealin daha vardı. Öğretmeninin kitaplarını çıkartmak değil mi? Bak o idealini de o duanı da karşına senin hakkını yiyen bir kadın çıkartıyor ki. O provoke eden güç seni bir yere getirsin. İşte sistemi bu arkadaşlar. Onun için eyvallah. Onun için Aynur çok güzeldir. Yani o kaderinin de elimi mahvetti bu. Millet de diyecek ki seyreden ne elini mahvediyor? Kedim. Şimdi arkadaşlar muhteşem hayatı oya gibi işlemiş Cenab-ı Allah. Oya gibi işlemiş. Ama o tünelin içinden geçerken korkuyoruz. Işık hiç gelmeyecek zannediyoruz. Oysa geceyi mutsuzluk kabul ediyorsan gece olarak kalmıyor. Gündüzü mutluluk kabul ediyorsan gündüz olarak kalmıyor. Evet, konunun özü o. La faile illallah, hepsi seni Allah'a kovalar. Ama niyetin çok önemli. Gönül zaman ve mekana göre değil, zaman ve mekan gönlüne göre yön tutar. Seçimlerin hep güzel olsun. Allah'ta hiç haksay olmaz. Evet, tırtıl kelebek. Evet. Sohbetimiz Allah'ın izniyle. Zamanı gelmiş Salih'cim. Salih Tek. Şöyle bir şey. Çok duru, çok güzel anlatmanız varmış. Arkadaşım sayesinde keşfettim sizi. Birisi sebep oldu ama hak etmişsin. Fırının duvarları ısınmış. Ekmek olur. Pes yok. Allah var, gam yok. Düşersin, kalkarsın. Düşersin, kalkarsın. Düşersin, kalkamazsın. Bir el uzanır, o Allah'ın elidir. Elidir. Ve İşte gizli bir el her şeyi yerli yerine kor. O iş ben çok zor olduğum bir günde ya Rabbim o kadar çok yüküm var ki hangisinden başlayacağım bilemiyorum dedim. Sen Allah'ım de de o sezgisel olarak da verir sana cevabı. Duygusuzluk çok kötü yalnız. Duygusuza vermez. Aman ha. Bak İmam-ı Gazali Hazretleri hani maneviyattan öğretmenim dedim ya ruhaniyetten. 17-18 yaşlarındayım. Onun cümlesi beni tasavvufa sokmuştur. İşte o sağ sol davaları vardı. Aman Allah'ım, kardeş kardeşi öldürüyordu. Bir cümlesine rastladım. Diyor ki, duygusuzluk kadar dünyada büyük bir dert yok. Öyle salgınmış ki melun, kurtulan bir fert yok. Duygusuzluğu vebaya benzetmiş. Aynen öyledir. Aman ha, bize o yakışmaz. Biz hassas olacağız, duygu ehli olacağız. Evet, Yüce Rabbim o yeniden bir yapılanmadır. Şüphesiz görüyoruz olayları. Allah'ın adı El-Ad, El-Hak.
Merak etmeyin, her şeyi yerli yerine kor. Yeniden bir yapılanma var dünyada. Yeniden bir sıçrama var. Hiçbir zaman manayı bu kadar arayan olmamıştı. O Avrupalının, o Amerikalının Kur'an-ı Kerim'e meyli nasıl oldu? Nasıl oluyor? Filistin olayıyla oluyor. Ey kurban olduğum Allah. İşte onlar kurban, onlar şehit. Ama neyi getiriyorlar? Dünyanın kurtulmasını. Yani dürülecek bu alem. Bakın o Sezai Karakoç'tu galiba. Ya Rabbim, dünya sürgünümü uzatma diyordu. Ben şöyle düşünüyorum. Sürgün olarak düşünmüyorum. O başka bir cihetten alıyor. Eyvallah. Ya Rabbim, bu dünya cennetini de yaşat. Bu dünyada da bu insanlık, yani buranın da bir cennet olduğunu, yerli yerinde eşyayı yerli yerinde kullanmamak zulümdür. Zalimi de mazlumu da Cenab-ı Allah kesinlikle ayırır. Ama bu dünya başka bir alem, sıçrayış buradan olacak. Ve şeye doğru gidiyoruz, kurtuluşa doğru gidiyoruz. Evet. El-Hak. Onda hiçbir şey zayi olmaz. Tamam, Mutlu Baba'nın bir diliyle dua edelim. Evet, Allah'ın gücüne gider. Bu dünyayı da böyle kötü görmememiz lazım. Şöyle ki, dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmak. Sen Cenab-ı Allah'la olursan her tarafta onun seyredersin. Güzelliğini, ilmini, o denizin 3000 metre derinliğindeki güzellik kime? Kendine. Ama kuluna diyor ki gel Çiğdem sen de seyret. Gel Can sen de, gel Gonca, gel sen de seyret. İlk nur diyor. Onun güzelliği biter mi? Sonsuzluğu sahibi. Arkadaşlar, babanın birdini buldum. Vallahi buldum. Duamız kabul olur. Çok fena yaptın sen bugün elimi. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim Çiğdem. Efendim, söyle. Ne istiyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Duamızı yapalım isterseniz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahil alemin. Ferdun. Hayyun. Hakimun. Hakemun. Adlün, kuddusun. İyyâke nâbidü ve iyyâke nestaîn. Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Kazayı, belayı, derdi, kederi, illeti, musibeti defi ref eyle. Hayırlı uzun ömürler, hayırlı kazançlar lütfu ihsan eyle. Zulmetimizi nura, cehlimizi ilmi irfana, taklidimizi tahkike, kalimizi hale, havai hevesimizi Allahu besbaki hevese, tebdiline, terfiine, idrakine erdir. Ya Rabbi, kabulü dua, kabulü niyaz, El-Fatiha. Amin. Evet. Amin ne demekmiş arkadaşlar? Allah duydu demekmiş. Amin. Amin.
Tevhid Allah'tan, ayrım şeytandan. Tevhid halinde olacağız. Yanlış anlamayacağız bazı şeyleri. Hani burası Allah'ın ne diyelim muhabbet sofrası. İlahi sofra. Burada kırgınlık, dargınlık olmasın. Olmaması için elimizden geleni yapalım ki işe yarayalım. Mahcup gitmeyelim. Potansiyelimizi madem Cenab-ı Allah'tan diledik, istedik, o potansiyelin ortaya çıkması için hoşgörü, sevgi ve muhabbet içinde olmamız lazımdır. Hatta şöyle, sevgin ne kadarsa imanın da o kadar. Bakın, sevgi imandır denecek kadar imana paraleldir. Sevgin ne kadarsa imanın da o kadar. Duayı şöyle tutayım arkadaşlar. Sonra siz hani durdurursunuz, bakarsınız belki. Eyvallah. Eyvallah. Salih. Yılmaz. Evet. Duayı yazılı olarak vereyim. O nasıl olacak onu anlayamadım. Ha, ters mi oldu? Böyle ters mi arkadaşlar? Şöyle mi tutayım? Yine mi ters tuttum? İşte böyle yapmıştım. Amin. Çok affedersiniz. Böyle. Çok çok affedersiniz. Bu doğru herhalde. Heh. Tamam, onu yaparım. Profilde kalırız. Tabii yarın paylaşırız. Olur. Ha, Kadir Gecesi'ne de bakın 5 Nisan'dı galiba arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar. 5 Nisan sohbetini izlemenizi isterim. Orada kitap da okundu biraz, Hayatın Ta Kendisi kitabı. Hem beni hem Mutlu Baba'yı tanımış olursunuz. Kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Hepimizden razı olsun. Eyvallah Nuray'cığım. Teşekkür ederim. Ya Figen Akgün. Tamam canım. Orayı anlayamadım. Neyse, niyeti akıbeti. Akıbetimiz hayrola. Şimdi birisi benden şunu istemişti. Ayıp olmasın, gönlü de kalmasın. Her zerrede sen varsın. Evet, bunu dinleyelim o zaman. Ondan sonra da kapatırız. Çok güzel bir parça. O da Melisa'nın. Ama Mersin fuarındayım. Böyle koymuştum teybe. 2-3 stand öteden bir hanım geldi, böyle yaptı. O neyse, ondan 2 tane istiyorum demişti. İşte bak, gönül vasıtasız ilim aracıdır. O bulur. Neyi bulur? Aradığını bulur. Ne arıyorsa onu bulur hayatta. Yok, ben içinden CD'yi tekrar çalmasın diye çıkartmıştım. Yapıyorum. Evet, şimdi çıkar ortaya. Eyvallah. Ama buradan daha başka Figen. Neden biliyor musun? YouTube. Dur. 9. parça. Her zerrede sen varsın. Çok da güzel okumuş Melisa Çallıoğlu. Yüreğine sağlık. Mutlu Baba'ya da gani gani rahmet ola. Bu nasıl bir parçadır? Nasıl güftedir, nasıl bestedir? Deniz'e de teşekkürler. Deniz Baysal'a da. Sözünü okuyabilirim size.
Ama yok, duyuluyor zaten. Yayıncılığa girin, gönderirim. Çıktı, CD çıktı. İsterim. Yani o ısrara talip misin? Eyvallah. Hep ediyorum zaten Gonca. Her zerrede sen varsın, bilmem sensiz ben neyim. Bu balçıktan eylerem. Ancak gönül eylerem. Ümitliyim, beklerim. Mutluyum, af dilerim. Bu balçıktan eylerim. Ancak gönül eylerim. Ümitliyim, beklerim. Teşekkür ederim Hamarat. Mutluyum, af dilerim. Dünya nedir ya bukma. Eyvallah Sıfa. CD çalarınız varsa bu da şifadır. Onu da almanızı isterim. YouTube'a da yüklenecek. Bizdeki sivrilikleri törpülüyor demir. Asabi eş de bizi daha çok sabır ehli yapıyor. Gel annem gel. Gel gel güzelim. Evet, müziğimizi de dinledik. Allah'a sığınırsan hepsi olabilir ama Allah'a sığınırsan, şah damarından yakın olanın seninle olduğunu bilirsen ne büyü çarpar ne cin çarpar, merak etme. Oralardan geçer gibi olursun. O da Allah'a kavalıyor. Dijital platformda olacak. 3-4 güne kadar da YouTube'a atılacak efendim. Çok güzel bir sel. Çok güzel. Bakın. Biraz önce bir hanım evladını kaybettiğini söyledi. Ben de tekrar şöyle diyorum. Sevgili çağırdı da kim gitmedi? Onun için üzülmeyin. O şu anda size seslenecek olsa, anne, baba, abi, kardeş, amca, dayı, dede, merak etme. Hala, teyze,
ben iyiyim der. Benim gurbetliğim bitti der. Benim Cenab-ı Allah'la anlaşmam bitti der. Kılıç kınından çıktı, o başka bir aleme gitti. Yani Cenab-ı Allah'la. Sevgili çağırdı da kim gitmedi? Bakın Peygamber Efendimiz'in son cümlesi. Refik-i Âlâ, âlâ dosta gidiyorum. Seslenecek olsa işine gücüne bak, ben çok iyiyim, sen o dünyayı çok güzel yaşa der. Evet arkadaşlar, Allah gani gani rahmet eyleye. Tabii ki kolay değil ama olaya lütfen böyle bakın. Sevgili çağırdı da kim gitmedi, bizi de çağıracak. Hep beraber olacak. Başka bir alem. Yani o anlatılamaz, tarif edilemez bir mutluluk. Bakın 6 yaşlarında mahşer lafını duymuştum. Ne demek bu demiştim? İnsanların toplanacağı yer demişlerdi. Ay bir hoşuma gitmişti. Bir hoşuma gitmişti. Evet. İşte bu. Biz zaten Allah'tan geldik. Bakın Diyarbakır fuarında bir hanım, yaşlı bir hanım kızına bir şey gösterdi böyle. Ben de heyecanlandım Mutlu Baba'nın Tasavvuf Pınarı'ndan, Mutlu Damlalar kitabından. Böyle heyecanlanınca annem bir şey mi yaptı dedi. Estağfurullah dedim. Anneniz nereyi buldu dedim, size gösteriyor. Parmağı da orada. Önce Allah'a gideriz, sonra Allah'ta gideriz. Bitti. Önce Allah'a gideriz, sonra Allah'ta gideriz. Biz sonsuzluğun güzellikleriyiz. Buna nasıl şükredilir, nasıl hamd edilir bilemiyorum. Hamd ettik sanırmışız. Sevgi ve muhabbetle hepinizi kucaklıyorum. Eyvallah. Hayırlı geceler diliyorum. İnşallah pazar günü tekrar buluşuruz. Ben de sizleri çok seviyorum. Sevgi müthiş bir şey. Sevgi varoluşumuzun ana kaynağı. Sevginin ürünleriyiz biz. Allah sevdi, yarattı. Ölümsüzlüğün güzellikleriyiz. Teşekkür ediyorum. Kapatmak istemiyorum, saygısızlık olur diye ama... batarya da çok az kaldı. Kaydetmek için kapatayım. Allah var, gam yok. Merak etmeyin. Gizli bir el her şeyi yerli yerine kor. Eyvallah. Teşekkür ederim. Nasıl bir buluşma Serap? İnşallah. Hayırlısı olsun, hayırlısı. Olursa âlâ, olmazsa alül âlâ. Olmamasında hayır var demektir. İnat etmeye, işte inat ettik, 2,5 sene gitti. Ama sahneye birilerini soktu, onları sonra anlatacağım. Allah'ın izniyle teşekkür ederim sana. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah yaparız imza günü filan. Biraz daha böyle bir büyüyelim. Çok daha değişik bir kır buluşması yaparız. Rahmani dilek yerde kalmaz. İste vereyim der Allah. Cenab-ı Allah'ın şanı vermek. Allah'ın alması bile vermek üzerinedir. Hepimizden Allah razı olsun. Bir hanım bir şey sormuştu. Evet evet, teşekkür ederim. Evet, aynen öyle. Teşekkür ederim. Hayırlı geceler, hayırlı geceler canım. Bu kedi bana hiç rahat vermedi ama ders oldu işte. Teşekkürler. Hoşça kalın.
Şüphesiz Gazze duamızda olmaz olur mu? O bizim kanayan yaramız. Amin Seher'cim, amin güzelim, hep beraber. Hep beraber güzelim, hep beraber. Benim de Leyla, sarılacağız birbirimize, merak etmeyin. Sohbetleri dinleyin, o videoları dinleyin, yetişirsiniz. Yani benimle birlikte sanki 26 sene gelmiş gibi olursunuz arkadaşlar. Ha Serap, teşekkür ederim. Evet, evet. Nerede karşılaşmıştık Serap? Lokantada mı? Dur, bu kız beni hiç kedim rahat bırakmadı. Tabii tabii, bak tesadüf diye bir şey yok, tanıştırır. Birbirine benzeyenler bir... Ah. Tamam Serap. Eyvallah. Güzel bir topluluktunuz maşallah. Ben orada sizi seyreder miydim hiç? Benim oturduğum yer daha güzel size yakışırdı. Ben de bencilliği bırakırsan, bak bencili Allah sevmez. Özveri insanoğluna en kutsal yolu çizer. Ben de hanımlar gelmişti. Gelin burada oturun, ben kalkayım dedim. Burası daha güzel dedim. Denizi görürsünüz dedim. Bak öyle tanıştık. Zaten Serapcığım, dünya büyük bir aile. Yeni ferdimi yeni tanıdım. Hepsi bu. Hepsi bu. Ay, ah senin hayranın var bak. Kediyi gösterir misiniz dedi. Korkmaz Mehmet. Kedim bu. Bu yeşil gözlü kızım. Allah'ın potansiyelimi arttır. Mahcup gelmek istemiyorum dediğim an bu çıktı. Al sana potansiyel dedi. Bana vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkartmamı nasip et dedim. Al dedi, fazla fazla yük alma. Hem bir can olur yanına. Hem o kurtulur. Hem moral olur. Hem de bekan için bir birikimin olur dedi. Çünkü biz onları yararlarının yanı sıra moral alasınız diye de verdik der. Moral almıyor muyuz? Alıyoruz. Şeyi tavsiye ederim Serapcığım. Hani 5 Nisan Kadir Gecesi sohbetini izlerseniz hem Mutlu Baba hem ben hem kitaptan 10-15 sayfa okumuşum. Güzel olmuş. Gayet güzel gideriz inşallah. Memnun oldum işte. Zamanın sahibi Allah. Karşılaştırır. Tanıştırır birbirine benzeyenleri. Basketçi voleybola transfer olmaz. Herkese, o masadaki bütün arkadaşlara da selam, sevgi. Eyvallah. Hepinizi kucaklıyorum. Teşekkür ederim Emel'ciğim. Sağ ol canım.